Merhabalar, ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Konya'da ve Konya'nın Gözde semti olan Meram ilçesindeyiz. Triplex harika bir villa göstereceğiz. Ben sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bu projenin bahçesi, ağaçları, zaten konum ve mevkisi gerçekten de efsane bir yerde. Yani Konya'nın ormanı diyebileceğimiz bir alanın hemen dibindeyiz. Villa tamamen yenilenmiş, tadilatı yapılmış, modernize edilmiş. Nasıl diyelim? Neyse biraz sonra izleyince görelim. Fazla da anlatmaya gerek yok. Buyurun Kübra. Hadi bakalım. Kapıdan giriş yaptığımız zaman iki kapaklı sürgülü bir vestiyerimiz var. Ben size içinde şu şekilde göstermek istiyorum. Bu tarafını da tekrar açayım, sizlere göstereyim. Bu alanda da yine aşağı kısımda askılık bölümü, üst tarafta da tekrar bir askılık bölümü var. Yerlerde mermer efektli açık renk seramikler kullanılmış. Duvarlarda yine açık renk duvar kağıtları tercih edilmiş. Villanın çoğunluğunda doğal ahşap kullanıldığı için de hem duvar kağıtları olsun hem tercih edilen seramik tonları olsun komple bir bütün halde olmuş. Buradaki merdivenden yukarıya çıktığımız zaman iki tane çocuk odamız, bir adet ebeveyn yatak odamız. Ebeveyn yatak odamızda da yine bir ebeveyn banyomuz var. Ayrıyetten de bir adet de genel banyomuz var. Şimdi aşağı kısımda ise iki adet oda var. Bir adet de kapalı otoparkınız var. Sağ tarafımızda salonumuz var. Salonumuzun yan tarafında burada bir dresuar alanımız var. Onun karşı tarafında bir genel lavabomuz var. Onun yan tarafında ise Ali Bey, göstermeyin, mutfağımız var. Mutfağımıza ben bayıldım. Zaten oradaki penceredeki manzara efsane. Yani Meram'da olduğunuzu böyle iliklerinize kadar hissediyorsunuz diyebilirim. Aşağıda Buderus kombiniz var. Kombinin ayarları da burada. Yani istediğiniz derecede ayarlayabiliyorsunuz. Burası doğal gazlı ve petek sistemiyle ısınma sistemi var. Mutfağa da biraz sonra gireceğiz. Evet. Yani gelmişken o zaman buradaki genel lavabomuzu ben sizlere göstermek istiyorum. Ahşap renginde bir dolap tercih edilip dolap boyutu da yerden yüksek tutulmuş. Arka tarafında bir asma klozetimiz var. Asma klozetimiz ve lavaboyu ayıran ise ortada bir duvarımız var. Yerlerde ve duvarlarda ise açık kahve tonunda seramikler tercih edilmiş. Şimdi buradan nereye geçelim? Salona geçelim. Çünkü salona hatta şey yapalım Ali Bey. Mutfağı yine en sona bırakalım. Salonu şöyle bir gösterelim. Sonra üst kata çıkalım. Aslında yani en son nereye bırakacağız? Bahçeyi bırakacağız. Bahçe turumuz. Doğru. En sonunda bu mutfaktan sefer sonra bahçedeyiz. Evet. Salonumuz yaklaşık 50 metrekare kullanım alanına sahip. Ev Gezelim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz Demal Bey. 3, 2, 1, teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Salonumuzda pimapenlerimizi açık renk tercih edilmiş. Pimapenlerimizi de yine aynı şekilde ortalarında çıta detaylar var. Çıta detayları da zaten iç kısmında kaldığı için hem temizliği güzel, kolay olur, hem de görsel açıdan bunlar çok da şık duruyor. Perde olarak da rustik perdeler tercih edilmiş komple evin genelinde. Salonumuzun yerlerinde laminant parkeler tercih edilmiş. Süpürgeliklerimiz yüksek tutulmuş. Süpürgeliklerimiz de beyaz renk tercih edilmiş. Yine duvar kağıtlarımız ithal duvar kağıtları tercih edilmiş. Bu görmüş olduğunuz alanda ve sağ tarafındaki alanda gömme dolaplar uygulanılmış. Yani gümüşlük de deniliyor ama modern bir gümüşlük harmanlanmış burada. Bu alanda ise gördüğünüz gibi bir yemek masası konumlandırılmış. Zaten burası bir mutfakla açık konsept olarak uygulanmış. Buradaki görmüş olduğunuz oturma grubu da Kaza Mobilya'nın oturma grubu. Konsol kısmında sizlere göstermek istiyorum. Pencerelerden yine aynı şekilde direkt yeşil bahçeye bakıyorsunuz. Şimdi mutfağı ne yapıyoruz? Sona bırakıyoruz. O zaman yine gidiyoruz yukarıya. Alüminyum korkuluklar tercih edilmiş. Evet, üst katımıza çıktık. Merdivenden çıktığımız zaman sağ tarafta bir balkonumuz var. Direkt zaten ana cadde manzaralı. Ali Bey gidiyor zaten. Hemen bir bakalım. Şöyle hadi bir balkondan. Evet, burada da kare bir balkon var. Ve burası neredeyiz aslında? Biz Antalya çevre yolundayız. Biraz sonra yine bahsederiz. Dışarıya da çıkarız. Ve Konya'nın işte tam dağ manzarasının olduğu villaların bölgesindeyiz diyelim. Ve içeriye girelim. Biraz sonra tekrar
Bahçeye çıkacağız zaten. Evet. Karşımızda bir çocuk odamız var. Onun yan tarafında bir odamız daha var ki bu odamızda da bir balkonumuz var. Balkon deyince Kübra'nın ben oraya bakmak istiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bir de yeşillik olunca etraf değil mi? Nasıl çekici geliyor. Evet, evet. Şöyle. Yani dışarıda mis gibi çam kokuları var. Sizlere onu söyleyelim. Yani burası Konya'nın en temiz havasının olduğu bölge. Yine bu tarafı da çekiyoruz. Millet bahçesi var. Ondan sonra işte şöyle bakıyoruz. Ali Bey. Ağaçlar falan bayağı güzel büyümüş. Buyurun Kübra Hanım. Ben şu çatıya çıkıp çiğdem çitleyebilir miyim? Senin hep öyle bir hayalin var ama bir türlü yapmıyorsun. Halbuki var yani öyle bahçeye gittiğim bir yerde. Bir gün şey yapacağım. Böyle ne yapacaksın çekim, orada? Bir gün çekim yaptığım yere götüreceğim çatıda, ya. Çatıda ne işin var? Ya niye şurada oturacaksın? Çok güzel. Gölge, manzara, süper. Çam kokusu. Çam ağacının dibi yani. Çam ağacının dibine oturalım aşağıya, bahçeye inelim yani. Olmaz. Çatıdan izleyeceksin hem etrafı. Şurada da yine gömme bir dolap var. Ben onu da göstereyim. Hatta biraz önceki odaya bir daha girelim. Oraya da şöyle kısaca bir bakıverelim. Yani odaların büyüklükleri gerçekten güzel. Hatta buradaki oda nereye bakıyormuş Kübra Hanım? Ana burası cadde. Da direkt ana caddeye ve manzaraya bakıyor. Hatta burada da yine böyle bir gömme dolap var diyoruz ve... Nereye gidiyoruz? Sağ tarafta bir genel banyomuz var sizlere. Ben genel banyomuzu da göstermek istiyorum. Kapılarımız lake kapılar tercih edilmiş. Sağ tarafta jacuzzi'li bir duşa kabinimiz var. Burada da yine onun karşı tarafında iki tane kapaklı, iki bölümünde de çekmece olarak uygulanmış. Onun yan tarafında yine boydan bir dolap uygulaması var. Yine bir asma klozetimiz var. Yerlerde açık renk seramikler tercih edilmiş. Şimdi nereye geçiyoruz? Ebeveyn yatak odamıza geldik. Ebeveyn yatak odamızda bir ebeveyn banyomuz da var. Genişliği ve büyüklüğü bence tam ideal kıvamda. Hatta yatak bu alanı konumlandırılmış. Yani yatak başlığımız geniş, büyük bir yatak başlığı. Onun yan tarafında bu şekilde gördüğünüz gibi yani 6 kapaklı bir gardıroba denk gelecek büyüklükte bir gömme dolabımız var. Bu alanda ise 2 adet penceremiz var. Onun yan tarafında yine gömme bir dolabımız var. Yani buradaki aslında dolapların kapakları vesaire içleri hepsi yenilenmiş ve kaliteli malzemeler tercih edilmiş. Yani yatak odanızda şöyle bir bahçeye uyanmak nasıl olur? Tabii çok güzel olur. Ben şunu da göstereceğim. Tabii burada evin her yerinde panjur var. Panjurları da yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Tabii panjurun çok faydası var. Evet. Kısaca şöyle bahsedeyim. Biz de yeni yaptırdık. Yalıtım açısından ve yazın da sıcaktan koruyor. Yani yazın temizlik çok sıcak oluyor. Temizlik açısından çok daha kullanışlı. Tabii o daha kullanışlı. Yağmur yağdığı zaman tamamen kapatıyorsun. Kışın da faydasını yine göreceğiz herhalde. Şöyle tekrar bir dışarıya, manzaraya bakalım, bahçeye bakalım. Bahçeyi de şöyle komple çam görmüş oluyoruz. Çam kokuları var. Tabii tabii. Yani Konya'nın en temiz havası, en yeşil olan bölgesindeyiz. Öyle söyleyebiliriz. Buyurun Kübra Hanım. Yan komşuya gidip bahçeden armut alabilir miyiz? Olur. Çaktırma bahçeye inince. Ağaç da bir çaktırmayalım. Tamam. Neyse gideriz, helalleşiriz. Ay buranın Kübra Hanım, çatısı da varmış. Tabii oranın da var. Bu taraf da var. Buradan da tekrar böyle görüyoruz. Gömme dolaplar aslında çok faydalı. Yani hem şu buradaki alan evet, olsun. Tabii tabii. Hem de buradaki gardırop olsun. Hatta bu gardırop komple sürgülü kapılı yapılmış. Alandan tasarruf sağlıyor. Hem görüntü olarak da, görsel olarak da daha düz duruyor yani. Evet, gelelim ebeveyn banyomuza. Ebeveyn banyomuz da küçük değil. Yani artık birçok ebeveyn banyoları sadece ebeveyn banyosu var diye yapıldığı için yani burada tamamen büyük, geniş bir ebeveyn banyosu kullanılmış. Lavabomuz var. Onun yan tarafında büyük boydan bir dolabımız var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi köşede bir duşa kabinimiz var. Duşa kabinimizin de yan tarafında bir asma klozetimiz var. Seramikler ve duvarlarda açık renk seramikler tercih edilmiş. Yani ve Kübra Hanım arkadaki duşa kabin de normal duşa kabinlerden çok büyük. Evet. Yani gerçekten de aşırı büyük. Bak şöyle de yakından da göstermiş. Yani şöyle olabilir. Yapayım mı? Yani. Hadi bakalım şimdi nereye geçelim? Benim sevdiğim yere. Nereye? Mutfağa. Mutfağa. Buradan da geri gidebilecek misin? Buradan geri gidemem, yuvarlanırım. Evet, merdivenden aşağıya inerken şu alanları da sizlere göstermek istiyorum. Banyo kısımlarında merdiven tarafına doğru buzlu cam koymuşlar. Şunu da belirtelim. Genelde merdivenlerde ahşap kullanıldığı zaman, bastığımız zaman bir çıtır çıtır diye sesler gelirdi. Ama burada o ses de yok. Bakayım, benim inmem lazım Kübra Hanım şimdi. Aa, hakikaten. Yani hani şimdi bir şey diyeceğim ama yeni villalarda bile
Vallahi ses geliyor. Evet. Yani helal olsun. Bu sağlam bir işçilik var. Şimdi evet. Ben buradan bir şey daha göstereceğim. Ne bir de hoşuma giden buranın merdiveni şuradan yukarıya doğru tavan yüksekliği benim hoşuma giden bir detay. Yukarıdan da sarkıt avize yaptırılabilir. Gayet veya farklı bir şeyler yaptırılabilir. Güzel, bilmiyorum evet. Artık. Evet, mutfağımıza geldik. Mutfağımız yaklaşık 30 metrekare kullanım alanına sahip. Dışarısı zaten mis gibi çam kokuları. Burada ahşap kullanılmış, beyaz kullanılmış. Yani o kadar soft, içerisi huzur verici ki yani mutlaka görmelisiniz. İnşallah videoya da yansıyordur. Şimdi burada bir L tezgah tercih edilmiş. Dolapları da göstermek istiyorum. Kapıdan girdiğimiz zaman sol tarafımıza bir adet televizyon konumlandırılmış. Burada kapaklı dolaplarımız var, mikrodalgamız var, fırınımız var. Burada Alman markası olan Amana markalı bir gördüğünüz gibi çift kapaklı buzdolabımız var. Ona da bakalım Kübra Hanım. Yani hani herkese fikir olsun. Bu arada bu buzdolabının da fiyatı bize söylendiği kadarıyla 4500 dolar civarında bir buzdolabıymış. Evet. Almanya'da daha çok meşhur bir markaymış. Ben daha önce duymadım. Şöyle de bir açalım bakalım dedik açıkçası. Derinliği güzel. Normalde evet. Çift kapaklı kullanılan buzdolaplarına göre aslında. Çünkü biz yakın tarihte bir buzdolabı arayışına girdiğimiz için hem daha derin, genişlik olarak da daha geniş ve kullanışlı gördüm ben bu buzdolabını. Çift kapaklılar genelde bu şekilde olmazdı dediğin gibi. Evet. Daha kullanışlı olmuyordu. Aynen, içi küçük oluyordu. Bir de aşağıya açalım nasılmış? Aşağı tarafı açalım. Komple bu şekilde sürgülü, derin evet, dondurucu. Derin dondurucu, evet. Burası da bu şekilde çekmeceli. Yani aslında evet. Genel olarak baktığımız zaman bence kullanışlı bir buzdolabı gibi de görünüyor. Burada bir Bosch marka mikrodalgamız var. Onun yanında yine Bosch marka bir fırınımız var. Bu alanda ise tezgah alanımız devam ediyor. Alt taraflar komple çekmeceli olarak tasarlanmış. Üst taraflar ise yukarıya doğru açılabilir bir sistem uygulanmış. Burada dört gözlü bir elektrikli ocak var. Onun üst tarafında geniş bu 90'lık davlumbazlardan tercih edilmiş. Yani aşağı tarafın dolap renkleri ahşap. Üst tarafın dolapları ise beyaz olarak tercih edilmiş. Ben sizlere bir de şu detayı da göstermek istiyorum. Buradaki seramiklerde ise altın rengi ve gümüş rengi plakalar kullanılmış. Yani aslında detaylı bir işçilik de var burada. Ve nereye geliyoruz? Burada 1,5 gözlü demeyeceğim. Aslında 2 gözlü evyelere denk gelen bir büyüklükte evyemiz var. Tezgahımız akrilik. Akrilik olduğu için de bu lavabolar komple bütün halde oluyor. O da temiz ve görsel açıdan da güzel duruyor. Evet, güzel bir manzara var. Biz buradan izliyoruz. Bir şey diyemiyorum yani. Evet, gerçekten de bir şey diyemiyorum. Ya. Kaldım böyle. Tabii. Yemyeşil bahçeyi buradan da görüyoruz. Mis gibi. Yani. Mis gibi gerçekten de ya. Lavabonun alt tarafını ben size göstermek istiyorum. Çünkü genelde lavabonun alt tarafında düz standart bir çekmece kullanılırdı. Ve lavabonun alt kısmına gelen alan da ölü alan olurdu. Onun alt tarafındaki çekmeceyi de sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde artık dolap içinde kullanabileceğiniz hem çöp kovası olabilecek hem de deterjanlarınızı, bezlerinizi koyabileceğiniz bu şekilde saklama kapları var. Onun yan tarafında yarım ankastre bir bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinemizde yine Bosch marka bir kiler dolabı var. Yani ortaya da bir masa konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi çok rahat, kullanışlı, genişliği güzel, tezgah alanı bence süper olan bir mutfak. Aydınlatmalar da özel olarak seçilmiş burası için. Onları da sizlere belirtelim. Her odada farklı aydınlatma kullanılmış. Yani mutfakta tekrar bir balkona çıkışımız mutlaka var. Zaten herhalde bir villada olmazsa olmaz terasa çıkışımız var. Hadi bakalım. Şöyle hadi terasa bey. Kısaca bir bakıverelim hemen. Terastan tabii yine bahçeye iniş alanı da var. Bahçenin bu tarafını buradan gösterelim. Biz ön bahçeyi, burası evet. Arka bahçesi. Arka bahçe bu şekilde devam ediyor. Şöyle. Üç tarafınız bahçe. Buralar tabii ikiz villalar. Teras alanı gerçekten bayağı uzunmuş. Dış tarafında da binanın park siding uygulanmış. Tabii yine panjurları da görüyoruz Kübra Hanım. Ben ne yapalım şimdi? Etrafı izliyorum. Evin ön tarafına doğru çıkabiliriz. Evet. Otopark alanınıza girişiniz de var. Burada kapalı bir garajınız var. O da yine elektrikli bir kapı olarak tasarlanmış. Ali Bey,
Evet, şöyle binaya dıştan da bakmış olalım. Tabi burası kapalı garaj artı bir iki araçlık da açık garajınız evet. var aslında. Şurası iki de olur, üç de olur. Yani peş peşe sığdırabiliyorsun. Dışarıya da şöyle bir dolaşalım. Ben bu villaya taraftan. İsim koydum. Ne ismi? Beyaz Villa. Beyaz Villa. Evet, villa ve bahçesi bu şekilde devam ediyor. Burası bakınlı. Yaklaşık, yani bize söylenen bilgilere göre söylüyorum yine, 750 metrekare civarında arsası varmış. Bakar binanın mısınız? İçerisi de yaklaşık 370 metrekare civarında brüt kullanım alanına sahip. Şöyle dışarıdan tekrar bir dolaşmış olalım. Binanın yani dış cephesini de gösterelim. Ağaçların büyüklüğü yani. Evet. Ha, burada ne var ayrıca? Bir de otomatik sulama sistemi var. Yani bakımlı bir villa. Evet. Buraya çok güzel bir oturma grubu atacaksınız. Bir sallanan salıncak. Evet. Değmeyin keyfinize. Tam oturmak için. Elmalar olmuş. Aa, elma bahçede var. Elma var. Burada kiraz var. Doğru. Kiraz ya var. Da vişne. Tam kestiremiyorum. Orada bir büyük kayısı ağacı daha var. Şimdi yani. Binanın bir de buradan bakalım. Burası tabii normalde ikiz villa. Bu tarafı satılık. Burada bir asma gülünüz var. Mutfağın penceresi. Oradan direkt oradaki manzaranız evet. bu bahçe. Şurada da bahçe ekipmanlarını koyacağınız bir tane küçük bir depolama alanı. Evet. Evet. Şöyle bir de buradan bakalım. Oradan bakalım, buradan bakalım. Burası komple eşyalarıyla beraber satılık bir villa. Sizler de detaylı bilgi edinmek istiyorsanız aşağı açıklamalar kısmından telefon numaralarına ulaşıp istediğinizi sorabilirsiniz. Bugün de bir ev turumuzun daha sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videomuzu kapatmadan önce Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Unutmayın, en güzel ev içinde sağlıkla, huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.